Bir ekosistemde yer alan ve aynı besin zincirinde bulunan X, Y, Z ve T canlılarının toplam biyokütleleri tabloda verilmiş. Bakın. Besin piramitlerinde biyokütle üreticiden tüketiciye doğru azalırdı. Dolayısıyla en altta 500 var bakın. Sonrasında 250, sonrasında 100 ve şurada Z var. Sonrasında da 20. Şöyle yapalım. Evet, şimdi Dokularda biriken zehirli madde miktarı yukarı doğru çıkıldıkça artacağından dolayı Z'de Y'den daha fazla olacaktır. Bir nolu ifade doğru. Yukarı doğru çıkıldıkça genellikle birey sayısı azalırdı arkadaşlar. Dolayısıyla bakın X'in birey sayısı T'den az olacak. Bireyin kütlesi birim gram başına daha doğrusu birim. Kütle hani her bir bireyin kütlesi biyokütle ile aynı şey değildi. Dolayısıyla o da genellikle yukarı doğru çıkıldıkça artıyordu. Bakın X büyükse bir üst trofik düzeye aktarılan enerji miktarı X büyük Y. Şimdi burada nasıl olabilir? Nasıl düşünecektik bu soru tipini? Hocam bizde aktarılan enerji normalde işte %10 kuralına göre aktarılır. 10 bin enerji varsa en altta, yukarısı 1000'dir. onun üstü yüzdür, on üstü 10'dur. Gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıldıkça potansiyel enerji aslında azalıyor. Dolayısıyla x büyüklüğü e olması mümkün değil. Cevabımız ne oldu? D seçeneği. Bitkiler aleminde yer alan K L ve M canlıları ile ilgili bazı bilgiler tabloda verilmiş. Buna göre K L ve M bitkileri için hangileri doğrudur diyor. Şimdi. K bitki türü hem ototrof hem de heterotrof beslenebilirmiş. K'ya bakalım bakın kloroplastı var. Hücre dışı sindirim yapıyor. Aklıma böcekçil bitki geldi. Böcek kapan bitkisi de fotosentez yapıp azotsuz bileşiklere üretebiliyor. Aynı zamanda böceklerden de azot alabiliyordu. Bu ifade doğru. L bitki türünün karbondioksit özümlemesi yapabilmesine rağmen parazit olmasının nedeni topraktan su ve mineral alamamasıdır. Bakın kloroplasta sahip parazit yaşıyor hücre dışı sindirim yapamıyor. Bu yarı parazit bitkidir ve yarı parazit bitkiler emeçleriyle üzerinde bulundukları konaktan su ve mineral alır. Çünkü kök sistemi gelişmemiştir. Bu ifade de doğru. M bitki türü inorganik maddeleri kullanamaz demiş. Bakın kloroplastı yok tamam fotosentez yapmasın ama İnorganik maddeler sadece fotosentezde mi kullanılıyor? Mesela su sadece fotosentezde mi kullanılır? Hidrolizde kullanılmaz mı mesela? Ya da metabolik olaylarda enzimlerin çalışması için kullanılmaz mı? İnorganik bir bileşik olan mesela bir mineral enzimlere kofaktör olmaz mı? O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Şekilde bir kara ekosistemindeki besin ağını oluşturan canlılar arasındaki ilişki gösterilmiş. Bu besin ağı ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Tavşan ve çekirge arasında besin için rekabet görülür. Bakın tavşanda, çekirgede otla beslenir. Ot için rekabet olabilir. Tilki farklı besin zincirlerinde, farklı trofik düzeylerde yer alabilir. Bakın şimdi şöyle yapacağız. Ot, tavşan, tilki şeklinde gidebilir. Bakın ot, tavşan, tilki şeklinde gidebilir. Ya da ot çekirge yılan tilki şeklinde gidebilir. Gördüğünüz gibi farklı trofik düzeyde olabilir. Tavukta omnivor beslenme görülür. Yani hepçil beslenme. Tavuk bakın hem ot yiyor hem solucan yiyor. Bu ifade de doğru. Yılan 3. dereceden tüketicidir. Bakın otlar üretici, çekirge birinci tüketici, yılan 2. tüketicidir. O yüzden bu ifade yanlış. Cevabımız D seçeneği. Bakın farklı komünitelerin dağılımı gösterilmiş ve burada dikkat etmemiz gereken şey 1 numaralı komünite 2'yi, 3'ü ve 4'ü kapsıyor. Yani yaşam alanlarına baktığınız zaman aslında 1 nolu yaşam alanı bu şekilde, 2 nolunun bu, 3'ün bu, 4'ün ise burası. Peki hocam bu yaşam alanlarına dikkat ettiğimizde buradaki abiyotik faktör, mesela su, mineral gibi faktörler ya da ışık gibi faktörler hangisinde daha çok rekabet ister? Şimdi bakın arkadaşlar 2 o kadar dar bir alanda ki hem dar alanda hem de 4'ün içerisinde 4 ile beraber rakip olmak zorunda. Dolayısıyla çoktan aza dediği için maksimum olan 2 olacak. Minimum olan ise 1 olacak çünkü 1'in bakın yayılış alanı çok fazla. Bütün komüniteleri zaten kapsıyordu kendisi. Peki o zaman 4 ile 3'ü kıyaslamak kolay. 4 2 ile rekabet etmek zorunda. 3 biraz daha alanın dışında olduğu için şu şekilde bir sıralama yazabiliriz. Cevabımız C seçeneği. Saprofit canlıların ekosistem için önemi ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Bakın organik artıkları, amonyak gibi, karbondioksit gibi inorganik bileşiklere çeviriyorlardı. Bunlar prokaryot da olabilir, ökaryot olabilirlerdi. Bakın organik artıkların parçalanmasını sağlıyorlar. Azot ve karbon döngüsünde görev alıyorlar. Toprağı organik bileşik değil, inorganik bileşik bakımından zenginleştiriyorlar. Cevabımız o yüzden C seçeneği olacak. Bir bölgede 20 yıl içerisinde meydana gelen bazı değişimler grafikte gösterilmiş. Peki Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakın, 20 yıl içerisinde meydana gelen iklim değişimi canlıların birey sayılarını etkilemiş olabilir ki, burada bitki türleri bakın 500x'ten 300x'e, hayvanlar 150x'ten 100x'e düşmüş olabilir. Nesli tükenme tehlikesinde olan türlerin birey sayısındaki değişimi bu türlerin koruma altına alınması etkili olmuş olabilir. Bakın, nesli tükenme tehlikesinde olan türler azalmış. Dolayısıyla hani Ortadan sıkıntı kalkmış olabilir. Bu da onları iyi korunduğu anlamına gelebilir. Bitki türü çeşitliliğindeki azalma hayvanlar için besin habitatı için rekabeti arttırmış olabilir. Bu da hayvanların sayısını etkilemiş olabilir. Endemik tür çeşidi sayısı azalmıştır demiş. Yani grafikten onu çok göremiyorsunuz. Bakın 3x, 3x civarı hala öyle azalmış, artmış diyemiyorsunuz. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Doğada bir besin ve enerji piramidini oluşturan canlılar arasındaki etkileşimlerle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Birinci trofik düzeyde yer alan canlıların sayısına meydana gelen artış sadece ikinci trofik düzeydeki canlıların birey sayısını arttırır. Bakın bu ifade yanlış arkadaşlar. Şimdi neden yanlış? Çünkü buradaki sadece ifadesi bir canlının besin piramidinde sayısının artması ya da azalması o piramitte birçok canlıyı etkiler. Bakın şimdi birinci trofik düzeyi arttırırsanız İkinci trofik düzeyi de artacağı için üçüncü trofik düzeyinde besine artmış olacak. Dolayısıyla o da artacak. İkinci trofik düzeyde yer alan canlıların sahip oldukları aktarılabilir enerji miktarı üçüncü trofik düzeyde yer alan canlıdan fazladır. Çünkü ne vardı bakın burası 1000 ise burası 100, burası 10, burası 1, burası 0.1. Bakın burada mesela 90 aktarılmış, burada 9 aktarılmış, burada 900 aktarılmış. Her ne kadar %10 aktarılmış olsa da bu bir oran arkadaşlar. Oran sabit ama aktarılan enerjinin miktarına dikkat edin. Ayrıştırıcı canlılar besin piramidinin tüm trofik düzeyinde yer alır. Çünkü arkadaşlar her canlı ölür ve saprofit aktivite onlarla ilgilenir. Üreticiden tüketiciye doğru dokularda biriken toksik madde miktarı artar. Bir basamaktan bir üst basamağa enerji aktarımı sırasında enerji kaybı yaşanır ki kayıp %90'dır. Çünkü %10 aktarılıyordu. Cevabımız A seçeneği. Azot döngüsünde görev alan canlılar aşağıdaki yapılandırılmış gridde verilmiş. Buna göre numaralandırılmış canlılardan hangileri topraktaki azot tuzlarının miktarının arttırılmasında görev alan ototrof canlılardır. Yani canlı hem arttıracak hem de ototrof olacak. Aklıma kim geliyor? Kemosentetik canlılar geliyor. Ne yapıyordu hatırlarsanız organik artıklardan amonyak dönüşümünü saprofitler yapıyordu ama amonyağın nitrite dönüşümü, nitritin nitrata dönüşümü kemosentetik canlılar tarafından yapılıyordu. Dolayısıyla kemosentetik canlılar yani nitrit ve nitrat bakteriler arkadaşlar hem azot miktarını arttırıyor hem de kendileri ototrof canlılar. Saprofit zaten heterotroftur. Denitrifikasyon da arttırmaz azaltır. Denitrifikasyon diyoruz bakın azotun serbest hale geçmesini sağlar. Cevabımız ne oldu? 1 ve 4. Atmosferdeki karbondioksit miktarını etkileyen olaylarından hangileri karbondioksit miktarını arttırıcı, hangileri karbondioksit miktarını azaltıcı yönde etkiler? Şimdi bakın fosil yakıt kullanımı bir yanma reaksiyondur. Karbondioksit artar. Oksijenli solunum sonucunda besin içerisindeki karbondioksit açığa çıkar. Kemosentez karbondioksit özümlemesi yapılan reaksiyondur. Azalır. Ormanlar tahrip edilirse karbondioksit tabii ki artar çünkü ormanlar onları tüketiyordu. Dolayısıyla bakın 1, 2 ve 4 arttırıcı, 3 ise azaltıcı etki yapar.